Nurgül Akdoğan kimdir? Bugünlere nasıl geldi? Şimdi öncelikle 22 yaşındayım abi. Ben köyde mutluyum. Benim ikizim var bu arada. Daha bu arada benim de ikizim var. Hadi ya. Ciddi söylüyorum. Her sene ortalama bir tonluk bir paşa çıkartırız biz burada. Kadir abi! Açalım mı, ne yapalım koyunu? Ne güzel ya. Gelin kızlar. Çıkın. Bu de benden fazla köpek var arkadaşlar. Evet. Kaç video yüklediğim, 1000 takipçim falan yokken bayağı bir izlenim oldu videolarda. Bir süre sonra kazanç elde ettim. Onlarla hayvanlar aldım. Hatta şu an 3 tane atım var. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Türkiye'nin farklı noktalarını gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bolu'dayız. Cennet gibi bir yerdeyiz. Yerli haydimiz Nurgül Akdoğan'dan beraberiz. Nurgülcüğüm merhabalar öncelikle. Merhaba. Nasılsın, iyisin? İyiyim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Teşekkür Sizler ederiz. Sizler nasılsınız? Valla biz buraya geldik. Çok keyifliyiz. Hakikaten muazzam bir doğa var arkadaşlar. Efsane bir ormanın içerisindeyiz. Her yer çam ağaçları. Harika bir hava. Pırıl pırıl bir güneş var şansımızda, evet, da bugün. Evet, çok güzel hava ya. Seni İyi de oldu. Gördük, mutlu olduk. Sen nasılsın, iyisin? Çok şükür, çalışıyoruz. Devam. Birçok kişi için örnek teşkil eden bir yaşamım var. Yani şu anda senin yaşıtların ve hemcinslerinin büyük bir çoğunluğu senin burada günlük üzerine almış olduğun yüklerden uzak yaşıyorlar. Bazıları okumak zorunda, bazıları çalışmak zorunda, bazıları da evde yatıp uzanıp sabahları ATV'de falan kadın programları izliyorlar. Anadolu'da hala köy hayatı devam ediyor ama sen de bunun sosyal medyaya taşınmış güzel bir örneğisin. Ben istiyorum ki bugün bizim kanalımızdan seni izleyenler Nurgül Akdoğan kimdir, bugünlere nasıl geldi, hikayesi nedir, burada günlük hayatında neler yapıyor, köylü kızı lakabı nasıl edindi, bunları aktaralım. Nurgül, bu işin sosyal medya macerası ne zaman başladı, ondan önce de sürekli köyde miydin, yani birazcık bize kendini anlatabilir misin? Tabii. Şimdi öncelikle 22 yaşındayım abi. 22 yıldır bu köyde yaşıyorum. Doğma büyüme bu. Ailem hep hayvancılık ve tarımla uğraşıyor. Küçükken çok fazla koyunla uğraşan bir insandım. Ama o zamanlar böyle hevesi yoktu. Sonra lise hayatı bittikten sonra, okulum bittikten sonra anladım ki ben köyde mutluyum ve hayvanlara çok fazla ilgi duyuyorum. Ve bu işi de severek yaptığımı fark ettim. O yüzden lise bittikten sonra köye döndüm. Sonra sosyal medyada Orhun abi zaten çoğumuz biliyor. Orhun abinin bir tane videosuna denk geliyor. Benim ikizim var bu arada. Daha bu arada benim de ikizim var. Hadi ya. Ciddi söylüyorum. Benim de ikizim var. Evet, Orhun abinin bir tane videosuna ikizim denk geliyor. Nurgül sen de böyle videolar çek diyor bana. Sonra ben dedim ki ya kimse izlemez beni köyde. Kim izlesin, herkes köyden kaçmış gitmiş zaten diyorum. O dene falan dedi. İşte denedim. Sonra Orhun abinin işte birçok konuda yardım aldım ben tabii ki de Orhun abimle. Allah razı olsun, her zaman yardım etti. Sonra da işte birkaç video yükledim. 1000 takipçim falan yokken bayağı bir izlenim oldu videolarda. İşte bu beni çok heveslendirdi. İşte devam etmemi sağladı. İnsanlardan gelen yorumlar güzel olduğu için devam etmemi sağladı. O şekilde devam ettim. Sosyal medya başlangıcım bu şekilde. Sonra işte diğer taraftan kazancımı bir süre sonra kazanç elde ettim. Onlarla hayvanlar aldım. Hatta şu an 3 tane atım var. At Süper. Aldım. Süper. At merakında evet, var. Evet, çok fazla. Ben ata binmekten çok korkuyorum. Binilebiliyor mu senin atlarına? Biniliyor. Deneyelim mi bu videoda? Deneyelim abi. Düşersem? Düşersem sorumlusu ben değilim. Yapacak bir şey diyorsun. Yani yok yok. Düşmez dediğim gibi çok işte videonun hayvanlar. Başında da söyledim ya, birçok kişi için örnek bir profilsin. Çünkü ülkemizde şu anda hakikaten üretim olayı çok zor durumda.
Hayvancılıkla uğraşanlar zor durumda, çiftçilikle uğraşanlar zor durumda. Birçok kişi bedensel efor sarf etmeden kolay yönden para kazanmak istiyor. Köyde bildiğim kadarıyla hayat çok erken başlıyor. Gün içerisinde neler yapıyorsun, neler? Sabah başladın hayata. Kalktığında ilk önce ne yapıyorsun? Sabah ilk doğdu güneşin. Evet, güneşin güzel doğdu. Bir kahvaltı. Güzel bir kahvaltı yapıyor. Yok, bizim iş kahvaltı en son oluyor abi. Ciddi İşleri misin? Tamamen bitiriyoruz. Karınlarımız iyice acıkıyor. Enerjimiz bittikten sonra kahvaltıyı öyle yapıyoruz. Sabah 7-8 gibi uyanıyorum. Şu an işler biraz benim yüküm azaldı hayvanların üzerinde. O yüzden biraz daha dinleniyorum sabahları. 7-8 gibi başladıktan sonra dışarıdaki doğum ayı olduğu için doğum ayında işte kuzularımız oluyor. Hatta inşallah şu an bir kuzumuz olmuştur da öyle bir başlangıç olur. Şöyle doğumlar başlıyor küçük başta. Koyunların yanına gidiyorum. Onlarla ilgileniyorum. Ben çok fazla koyun meraklısıyım. Aşırı derece. Bu kaynak da dedemden kaynaklanıyor. Dedem koyun hastası ve at hastasıdır. Süper, aşırı derecede. Harika. Ondan kaynaklanıyor. Anlatırken bile heyecanlanıyor koyunlarla ilgili. Yani hala merakını saklayamıyor. Bizim Barış abinin de babası var, Bahri amca. Evet, 94 izlemişim. Yaşında. O da Kangal meraklısı. Hala 94 yaşında böyle bastondan yeni bir köpek göreyim mi diye geliyor. Sendeki koyun merakı da o seviyede. Aynen, gerçekten öyle. Çok iyi. Her geçen gün bir şey öğreniyorum abi. Demiyorum ki ben koyunun artık her şeyini yapabilirim, kitabını yazabilirim demiyorum. Her geçen gün bir şey öğreniyorum. Farklı farklı. Tamam, bunu o öğreteyim. Zaman bu videoda bildiklerini bizden de birazcık paylaşırsan sevinirim. Tamam. Yavaş yavaş günlük rutinindeki işlere koyulalım o zaman. Tamamdır, hadi başlayalım. Bakalım. Bu arada benim sana küçük bir sürprizim var. Umarım seninle birlikte keyifli bir ömür geçirir. Benim 3 tane yavrum var zaten. Onlarla güzel güzel şu büyürler. 37-38 günlük bir dişi kangal yavrusu bu. Annesi benim köpeğimdi. Sivas'ta Truva Kangal var. Cahit abi, Cahit Akgür. Babası da onun köpeği. Ben görsellerini senden paylaşırım. Tamam. Kurtçulluğundan ve koyundaki performansından emin olduğumuz köpekler. İnşallah senin süründe de layıkıyla görev yapar. Ben İnşallah. Birazcık daha bekleterek getirmek istiyordum. İlk aşısını yaptık. İkinci aşısı senin burada. Zamansız olma. Bir şey anlatıyoruz. İlk aşısını yaptık. İkinci aşısı da senin burada olacak. Ne koysak ki ismini ya. Abi sen koy ya. Senden hatıra kalsın işte. Tamam. Sen bir tane isim bul. Bence çok kıymetli bir dişi. Şu anda böyle çok albenili görünmüyor olabilir. Birazcık hatta çirkin bile görünüyor olabilir. Ama yok, ileride çok güzel, ya. Çok güzel kuyruk tutan, yakışıklı, oldukça da sürüde başarılı olacağını düşündüğüm bir dişi. İnşallah. Takipçilerin de zaten senden birlikte takip edip izleyeceklerdir. Hı. İlerleyen aylarda neler yapacağını. O yüzden adı Zümrüt olsun diyorum. Uygun görürsen Zümrüt dişi. Olur. Sevdiğim de bir isim benim. Zümrüt kız. Adı Zümrüt oldu. Tamamdır. Hayırlı olsun. Güle güle. Teşekkür besin. Ederim abi. İnşallah çok sağ olasın. Layıkıyla burada görevini en iyi şekilde yerine getirir. İnşallah. Benimle beraber büyür. Süper. Benim için senin gibi örnek teşkil eden isimlerde yerli ırklarımızın olması çok önemli. Çünkü sürüm var. Koyunların burada mereye gidiyor. Evet. Dağın başındasın. Muhakkak kadronda iyi köpekler var. Ama ben de isterim ki en azından bir tane köpek sana hediye edeyim. Bu şekilde seni takip eden insanlar sürüdeki çoban köpeğinin önemini ve ehemmiyetini daha iyi anlayacaklardır diye düşünüyorum. Kesinlikle abi. Sağ olasın. Tekrardan çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Ne demek. Hadi bakalım Zümrüt, seni yerine alalım. Tamam, kurtlarla mücadeleye devam edeceksin. İnşallah okay. Bakalım. Şunu sana emanet. Böyle koyalım. Çantada gez burada. Bu burada yaşasın. Evet. Bir sene sonra geliyormuşuz, Zümrüt hala burada böyle. Bir yaşına gelmiş, kutuya sığmıyor falan. Süper. Maşallah. Mesela biz şu ırka Türk zarı diyen var, kopoy diyen var. Bildiğim kadarıyla kuş ve domuz avında, pardon tavşan ve domuz avında kullanılıyor. Tavşan altıdır. Erkek kardeşim çok meraklıdır. Gel bakalım, gel. Çok akıllı bir köpek abi, aşırı derecede. Tavşancı mı, domuzcu mu? İkisi de. Tavşancı, ikisi de. Sürüye de gidiyor. Şimdi bundaki akıl şöyle bir şey abi. Hani yurt dışında köpekler koyun falan toplar ya. Evet. Biraz eğitim görse tamamen yapabilecek bir köpek. Arabayı açarsın, kapağına oturur, senle gider. Dağda bırak, kendin seni bulur, öyle gelir. Çok aşırı zeki bir köpek. Mesela bir koyun getiriyor, şimdi koyun falan kuzuladıysa onu götürür. Mesela başka yabancı getirdi ya hemen havlar. Yabancı evet. Geldi, şey yaptı. Zeki. Denizli'de de ben mesela bir sürüde görmüştüm. Orada da çoban köpeklerinden zarlar, kopoylar bir arada çalışıyorlar. O bölgede de çok fazla domuz var. Domuzdan dolayı sürülerine saldırı oluyormuş, domuz sürülerinden. Onlar da kopoy kullanıyorlar. Kopoy
arazideki zorlu çalıların arasından falan geçiyor. Aynı zamanda alarm görevi görüyor, havluyor ve diğer köpekleri de uyandırıyor. Bu da öyle. Yardımcı olarak kullanıyorlar. Gittiği zaman bu uyarıyor mesela. Evet, koku konusunda da çok başarılı ırklar bildiğim kadarıyla bunlar. Aferin sana. Bunun adı ne? Çakır. Çakır. Buradaki bütün hayvanların aşağı yukarı bir isim var değil mi? Var. Çoğunun ismi vardır. Bu videoda sırayla hepsini tanıyacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi Çakır. Ne yapıyoruz? Şimdi Alfa benim meşhur Alfa'm. Alfa. Evet. Gel bakalım gel. Oo, tasması da yakışıklıymış Alfa'nın. Evet. Bu da benim güzel. Bu da çok aklım güzel. İnsanlarla arası nasıl yabancılara karşı? Yabancılara karşı iyi yani. Öyle çok şeysi yok. Mesela bazı köpekler kapartıyor ama öyle bir şey yok. Ama boy küçük bu. Evet. Kanatanın ya. Boy küçük kaldı. Sürüde nasıl? Sürüde çok şahane. Yani benim sürüdeki en başarılı köpeğim hangisi dersek ne dersin? Nalcan. Nurgül, sen burada efsane yavrular üretmişsin. Evet. Eller ayaklar falan sunum tatlış değil mi? Bak, bak, bak. Akkız. Poyraz. Akkız, Poyraz. Evet. Şaklı. Merhaba. Nurgül'de benden fazla köpek var arkadaşlar. Nurgül, sen bana bir köpek hediye et. Olur abi, istediğini vereyim. Oo, bir yenik daha geliyor. Oo, maşallah Mira, her yerinik. Mira Alfa'nın yavrusu. Normalde ben 3-4 yaşına kadar köpeklerimi yavrulatmıyorum. Biraz erkenden anne olmak istedim. Bu sarı dişi mi yavrularım bunlar? Şu sadece Mira. Neresi Mira. Kız? Mira şu. Onun yavrusu. Mira, o kaç aylık bakayım? O da herhalde en fazla 2-3 aylık yok bile. Evet, maşallah güzeller. Şu anda koyuna gidip geliyorlar mı? Sence nasıl bu abi? Ben ilk geldiğinde beğenmedim bu köpeği. Babam getirdi. Bunu babam mı getirdi? Evet. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Kulaklarım acıdı. Sonra büyüdükçe güzelleşiyor. Hoşuma baban izleyecek mi bu videoyu? İzleyecek. O zaman ona göre konuşayım. Güzel, maşallah, harika. Ya yok, yakışıklı bir köpek. Şimdi koyun köpeğinin karakterini sürüde görebilirsin. Evet. Sen bir kadın çoban olarak köpeklerinin karakterini gözlemliyorsundur. Kesinlikle. Onları da ben sana bu videoda soracağım. Kimisi senin dibinden ayrılmıyordur. Kimisi bir koku duyduğunda arazide geziyordur. Onların birazdan köpeklerini tanıdıkça yönelteceğim. Ha, şu anda yavru. Evet. Ama görerek şu anda öğrenecek. Bile sürüye gidiyorlar. Gidiyorlar değil mi? Mesela. Köpekleri ne zamandan itibaren sürüye götürmeye başlıyorsun? Ne zaman? Yavrudan çalışıyoruz. Anam devreye girdi. Evet. Çakır. Mesela bu Mercan'ımız. Bunun işte erkeğini. Bu dişi değil mi? Evet. Dişi. Çok güzel bir dişi bu arada. Çok güzel. Maşallah. Erkeği de çok güzel daha. Kalem gibi. Arkadaşlar. Gel. İşte karakteristik bir davar köpeği karakteri. Temkinli davranıyor. Bu da çok iyi bir dişi. Kuyruğu, postu, şekli şemali oldukça güzel. Kangal genetiği de yüksek bir köpek. Ama içerisinde kangal barındıran bir köpek. Postuyla, kemik yapısıyla. Ara köpeklere biz Anadolu çoban köpeği diyoruz kendi aramızda. Anadolu çoban köpeği kategorisinde güzel bir dişi. Peki sürünün içerisinde mesela sabah aldın, hayvanları araziye bıraktın. Bulunduğumuz yer arkadaşlar hakikaten Yellowstone gibi. Yani Amerika'daki Yellowstone neyse Türkiye'de de bu nokta orası. Ayı var. Var. Yani her gün hemen hemen karşılaşır çoban. O kadar evet, sık diyorsun yani. Bir de bildiğim kadarıyla Doğan Aylan'da video yapmışsınız. O evet. Burada görüntü almayı başarabildi mi? Başardık. Gece ayı görüntüledik. Şey, kediler falan gezmiş ama farklı noktaya koysaydık biraz daha görüntü alabilirdik de biraz farklı yanlış açı. Evet, foto kapan işi birazcık daha emek gerektiren, süre gerektiren ama bir yine iş. De görüntülemişiz ayıyı ya. Boz ayıyı görüntülemişiz. Süper. Peki şu anda sürü liderin kim? Az önce giden dişi mi? Yani erkek evet, köpek lider o mu? O lider, Mercan. Peki ne yapıyor? Sabah biraz daha uzak mı gidiyor koyunlardan yoksa hep koyunların dibinde mi? Koyunla beraber çıkar, sonra etrafı gezerler. Bütün köpekler zarlarla beraber hepsi gezer. Sonra koyunun biri bir tarafında durur, biri bir tarafında durur. Tamam. Hepsi bir topta durmazlar. Şimdi koyunları mı açacağız? Evet. Kadir abi! Açalım mı, ne yapalım koyunu? Tamam. Açıyorum o halde. Şimdi, aşağı mı gideceksin, yukarı mı? Yukarı. O zaman ilk önce aşağıya açayım ben. Tamam. Şu aşağıdakini açalım ilk önce. Sen koyunlarını nasıl çağırıyorsun Nurgül? Çevirirken falan bir yapsana. Senin de var mı? Just Clay'e cah cah cah. Yok, ben de öyle ya. Gel diye mi çağırıyorsun kibarca? Biraz daha kibar. Şuradan açayım ben. Şimdi mesela Firol abi, köpekler orayı bir gözetler. Karşı dağdan çok fazla kurt ayı geldiği için sürü çıkmadan oraya bir giderler. Evet, orada yatarlar. Evet, şu anda dişin karşıya bakıyor, evet. Yatmış orada.
hissetti herhalde koyunun çıkacağını. Büyük ihtimal. Yukarı o tarafa çıkacak. Maşallah, bereket olsun. Tabii bizi görünce bunlar vazgeçti çıplakta. Evet, o tarafa çıksınlar. Hadi gelin, geçin, geçin. Karşı yolunuz. Keçi de var. Keçi de var. Keçi ile koyun bir arada. Bir arada. Ya keçiyi gütmek zor olmuyor mu? Keçi için mesela her yere gider diyorlar ama. Abi keçi olmazsa tüm koyun da burada yayılmaz. Nurgül bir de diyor ki ben yapmıyorum. Toplamda kaç tane küçük başınız var Nurgül? 400'den fazla abi, 500 vardır. Maşallah, bereketli olsun. Peki süt için mi çalışıyorsunuz? Daha çok kurbanlık ve kesim için mi? Et için, aynen. Hangi ben koyun de, besliyorsun? Merinos, kıvırcık. Bende farklı merak olduğu için birkaç tane de değişik ırk vardır. Bir sürü ırk vardır yani. Şuraya bakalım, koyun kurbanlık mı? Tamam. Burada bir şey yok. Dişi de eten arıyor, farkında mısın? Evet. Yiyebileceğim hemen bir şey girer. Var mı diye kontrole geliyor. Hemen kontrol ederler, girerler. Gelin kızlarım. Peki eşleşmelerde sünger kullanıp aynı anda mı doğum yaptırıyorsun, yoksa tamamen dönemi gelen mi? Koç salımını nasıl yapıyorsunuz? Bende koç hiç ayrılmaz abi. Senede iki kere doğum yapar. İşte yani işte bir zaman. O sürümün yani. İçinde tamamen doğal. Evet, tamamen doğal. Aslında bu biraz yanlış ama hep dededen de öyle gördüğümüz için öyle devam ediyoruz şu anlık tabii. Bildiğim kadarıyla boynuzlu koç kullanıyorsun değil mi damızlık evet. Olarak? Kabak kullanmıyorsun. Kabak da var. Kabak da mı var? Aynen. 15-20 tane koç vardır bende. Hepsi de farklıdır. Şu anda sayanın kapısı açılır açılmaz tüm köpekler, eğer doğum varsa kuzunun eşi, yani Anadolu'da eten diyorlar buna. Evet. Burada da aynı mı söylemiyorum. Köpeklerin yemekten acayip hoşlandığı bir şey. Büyük olasılıkla onun keşfini yapıyorlar. Eten var mı yok mu diye. Herhalde doğum yok diyor. Var. Varmış mı? Ay ya. Aa, ayağının birisi buradaymış. Allah korusun, üç ayak bunu doğdu zannettin. Nurgül tutuyormuş ben altta. Ben tutuyordum abi. Ay, ne güzel ya. Kafa yapısı falan çok farklı. Şuna bakın. Peki koyunlarının annelik içgüdüleri yüksek. Mesela merinosların yavruyu kabul etmesi biraz daha zor diyorlar. Yaşıyor musun hiç böyle yaşıyorum bir sorun? Yaşıyorum abi. Senede en az 400-500 tane anaçtan 10 tane kabullenmeyen oluyor. 10 tane. Orada nasıl bir formül geliştiriyorsunuz çözmek için durumu? Onları şimdi nasıl yapıyorum? Küçük bir yer alıyorum. Küçük bir yere anneyi bağlıyorum, tasma şeklinde. Kuzuları yanına koyuyorum. Kuzular hem başka yere gitmiyor, hem de eğer yeni doğduysa üzerine şeker, tuz bir şey döküyorum. Yavrunun annesi kabullensin diye. Sonra en fazla bir hafta duruyor, bağda duruyor. Hiç çözmemem gerekiyor. Çözersem kabullenmiyor zaten. Dayı yedin işte, gitme sen de. Bir hafta da kabulleniyor. Çoban köpeği döven psikopat koyunlar da yavrusunu kıskandı çocuk herhalde yani. Değil mi? Peki bunlar şu anda emmeye başladılar mı? Başladılar hemen. Mesela... Nereye gidiyorsunuz? Bir kuzunun tok olup olmadığını, yani emip emmediğini nasıl anlıyorsun? Sağlıklı olup olmadığını. Anlarım abi. Bu bir emmiş de... mi mesela? Koyalım. Bence emmiş. Biraz daha da emmesi biraz var gibi. Biraz emmiş ama şey değil, tam emmemiş daha. Doğru. Sanki kahverengi daha önce doğmuş gibi değil mi? Orada da var. Üretmek çok keyifli bir şey evet, değil mi? Evet. Şunun rengine bakın. İşte ben böyle merak. Dedem der bana düz renk olsun, merinos olsun, tek koç salın der. Babam da demek ki Nurgül istiyor farklı farklı merakından salsın. Ben mesela benim bir arkadaşımda inanılmaz derecede üst kalitede orijinal sufloklar var. Evet. Suflokta et ırkı konusunda çok başarılı. İlle de Fransızlar da var. Eğer yarın öbür gün istersen ben sana bir tane erkek suflok da gönderebilirim buraya. Üst kaliteleri var onlar, yani çok iyileri var. Tabii ben bilmiyorum sürünün içine dahil olur mu olmaz mı? Var sürünün içinde. Var mı? Süper. Peki ortalama olarak yavru verimlilikleri nasıl? Yani ikiz oranları nasıl kuzularında? Geçen sene %50 diyebiliriz. Çünkü ilk anneleriydi. Yani annelik durumuydu, ilk doğumlarıydı. Bu yılda artık neden tam olarak bilmiyorum ama yaklaşık 50-60 tane koyunum doğurdu. 10 tanesi ikizdi. Bu yıl biraz düşük. İkizlik oranı daha düşük diyorsun. Aynen. Bilmiyorum. O zaman yoruma bilenler yazsın. Ya, neden bu sene ikizlik oranı? Ben sebebini biliyorum ama neden olduğunda yazsınlar. Aynen. İyi, tamam bakalım. Hadi bakalım. Annelerinizin yanına. Kurnaz. Kurnaz koyundan korksa da eteni kaptı yalnız orada az önce. Aldı götürdü. Evet. Geldim. Nurgül Akdoğan sabah kalktı. Ondan sonra koyunları ilk önce açıyor. Doğum var mı yok mu bunu kontrol ediyor.
Bildiğim kadarıyla sürüye sen de gidiyorsun. Çoban da kullanıyor musunuz? Evet, çoban da kullanıyorum abi. Sürüye gerekirse ben de gidiyorum. Çünkü tek başına yetişme şansın çok zor. Çok bildiğim zor. Kadarıyla büyük baş da var sizde değil mi? Evet. Büyük baş kaç tane var? Büyük baş az abi. Bu yıl az attık. O 40 tane vardır. Senin maşallah kocaman bir boğan vardı. Evet. Adı neydi onun? Paşaydı o. Paşa. Paşa gitti ha. Her sene ortalama bir tonluk bir paşa çıkartırız biz burada. Zaten o nasıl oluyor abi? 4 yaşına kadar tonluk olarak kullanırız biz. Hı hı. O yüzden hani besiye çekmediğimiz için 4 yaşına kadar anca bir ton olur bizim burada. Evet. Bilerek besiye çekmiyoruz çünkü. 4 yaşına gelince kurbana gider veya ete kestiririz. Anladım. Şu anda yeni bir tosun adayı var mı? Var. Şu an bir tane var. Tamam, onu da görürüz o zaman. Onda bakarız. Koyunlar gitti. Ondan sonra şu an geliyoruz. Tavuklar. Gelin kızlar. Çıkın. Hadi kızlar dışarıya. Bayağı da tavuk var. Var. Kaç yumurta çıkıyor ortalama? 5 tane falan. Tabii soğukta yumurta. Evet. Aa, uçan tavuk. Tavukların da şöyle bir şey vardır. Evet uçarlar. Yeme gidiyorlar şu an. Soğuk oldu mu tamamen yumurtayı kesiyorlar. Yine de bakalım kaç tane var bilmiyorum ama 2-3 tane falan çıkar herhalde inşallah. Geldin mi? Orada var. Sen 4-5 dedin ama maşallah bereketli. Bayağı. 5 tane orada var. 3, 5, 10. Toplamda kaç tane çıktı? Başka da yok. Burada da var. 10 tane. Onları dün koymuşlardır. Peki bunu bir tavuk mu yumurtluyor beşini bir yere yoksa herkes gelip aynı kolluğa mı yumurtluyor? Biri nereye yumurtlarsa hepsi oraya yumurtluyor bunları. Allah Allah. Bunu tavuk sevdi mi acaba? Bilenler yazsın merak etti. İşte yumurta bir tane gördüğü zaman biliyor ki buraya yumurtlanıyor deyip o da oraya yatıp yumurtluyor. Evet. Tavuklarda böyle bir psikoloji var. O da ördek. Ördek. Karın ördeği mi acaba? Bilmiyorum ki. Cinsini hiç bilmiyorum. Bunlar da uçuyorlar mı? Uçuyor bunlar. Aha düştü. Uçtu. Abi şimdi ata biniyor musun? Yoksa bakacak mısın? Nasıl yapalım? Çok risk almayı sevmiyorum. Şunu ben de itiraf edeyim. Ata geldim mesela tımar falan yaparken yine de bir çekingenlik oluyor. Birazcık niyetim vardı ondan da vazgeçtim şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Atlar burada. Bu da dün biraz yaralanmış dağdan getirdim de ben bunu. Maşallah. Bize bir şey yapmazdı. Yok yapmaz. Gider o. Bunda beni biraz kandırdılar. Normalde böyle değildi. Ben bunu yeni aldım. Bir ay falan oldu. Bana fotoğraf attılar abi. At o kadar güzel ki böyle pırıl pırıl parlıyor. Gördüm aşık oldum. Ben bu atı alacağım. Halbuki iki tane daha atım var. Sonra at ertesi gün parayı falan verdik. Ertesi gün at bana bir geldi. Ben şok. Videodan herkes anlamış zaten. Nurgül seni kandırdılar mı falan diye. At 8 yaşında falan. 8 yaşında ama ben o kadar yaşlı falan beklemiyordum. Çok şok oldum ya. Ya tam aynı şekilde gelmedi. Fotoğraflardan tabii farklı geldi ama burada en iyi şekilde zaten bakarız. Onun güzelleşir türlü. Hayaller Paris yaşantımız Somali mi oldu? Aynen kesinlikle öyle oldu. Ya 8 yaşındaki bir at zaten çok yaşlı bir at değil yani. Evet sen binebiliyorsun. 4 nala da sürebiliyor musun evet, atı? Evet biniyorum. Neyse ben valla atın boyutundan korktum. Bir de ufak bir sakatlanma geçirmiş. Hayvanı da şey yapmayalım rahatsız etmeyelim. Bir de senin burada devasa bir danan vardı. Videoda bahsetmiştik. Evet. Boğa daha doğrusu dana değil. Aynen, paşa. O da gitti. Şimdi yerine yeni bir tosun yetiştiriyorsun değil mi? Evet onun yavruları var. Tabii bakalım. Tamam. Onun yavrularına bakalım. Evet. Şu an hepsi erkek mi şu dişi mi? Bu dişi şunlar erkek. Kabak ve boynuzlu. Üçü de paşanın yavrusu. Onu tohumluk olarak kullanacağız. Bir paşa olur mu o da sence? Olur. 2 sene sonra olur. Kaç aylık şu anda? Şu an 1 yaşında, 1,5 yaşında. 1,5 yaşında bile yoktur yani. Maşallah bereketli olsun. Yani o zaman büyükbaş hayvancılıkta kuzudaki kadar sayı çok yüksek değil. Biraz daha keyfe mi bakıyorsunuz? Ya şöyleydi abi aslında bir tersiydi bizim. Büyükbaş çoktu. 100'e yakın büyükbaş vardı. Küçükbaş azdı. 200 tane falan. Sonra biz bunu tersine çevirdik.
ticari anlamda istediğiniz beklentiyi mi karşılamadı yoksa bakımı mı zor? Neden böyle bir karar verdiniz? Şöyle oldu abi. Aslında o zaman koyun çok güzel para yapıyordu gerçekten şimdi maddi açıdan. Biz dedik ki koyunculuk yapalım. Koyunculuğa başladık. İnek yükseldi bu sefer. Ters oldu. Biraz işler terse döndü ama nasıl? İstediğimiz gibi olmadı. Zaten biz bunu şey olarak yıllardır hep yaptığımız için yani çok sorun yaşamadık. Ha büyük baş ha küçük baş. İkisinde de kullanıyoruz. Hani ikisini de yapıyoruz. Evet. Nasip inşallah Rabbim bereketli kazanç verir. Damdan çıkalım, biraz sohbet edelim. Zümrüt'ü birazcık daha ben sana tanıtayım. O zaman yavaş yavaş Zümrüt'ün yanına geçelim. Biraz da onun yanından sohbet edelim, olur mu? Olur, hadi abi geçelim. Nurgül'e boşuna haydi demiyoruz. Dağın başındasın. Burada telefon dahi çekmiyor. Aynı zamanda YouTuber'sın. İnternete videolarını nasıl yüklüyorsun Nurgül? Abi en çok zorlandığım kısımlardan bir tanesi internet sorunu. Ya bir video 2 günde, 1,5 günde yüklendiği için artık onu ben göz önünde bulunuyorum, biliyorum. O yüzden 2 gün öncesinden bir videoyu çekiyorum. Bazen yüklenmiyor, 2 günü de geçtiği zamanlar da oluyor. Yani illa 2 günde değil. 2 saatte video yüklediğinde mutlu oluyor. Evet. GSM operatörlerinden hiç bu anlamda bir talebin olmadı mı yani? Evet, çok aradım abi, sürekli arıyorum. Mesela her akşam o çatıya çıkmam lazım. İnterneti resetliyorum hani bir nebze belki çeker veya şey olur diye. İşte Instagram'a bazen yükleme yaparken de dışarı koyuyorum telefonu. Umarım senin bu sorununa kayıtsız kalınmaz. Belki bizi İnşallah. Takip edenlerin arasında bu sektörün içerisinde olan bir yetkili vardır. Umarım bu sorun çözülür. Çünkü İnşallah ciddi bir emek. Evet. Sen videoyu çek, 2 gün yüklemeye çalış. İnsan sinir olur ya. Kesinlikle. Soğutur yani işten seni. Ben de zaten hevesimi en çok kıran şeylerden bir tanesi o. Sen bu kadar evet. özveriyle çalışırken senin birçok yaşıtın, birçok hemcinsin şu anda işte ben markada vereceğim, Watson's'a gideyim, daha sonra diğer işte eve gideyim, bugün ojemi nasıl süreyim kaygısındayken sen sabah kalkıp kocaman bir sorumluluğu yerine getirip hayvanlarını besleyip daha da onları güdüp devamında da bunları 2 günde internete yüklemeye çalışıyorsun. Evet. Bunların sonsuz imkanı var. Senin gibi emek veren birine de inşallah bu imkan tanınır burada. İnşallah abi. Zümrüt'ü yanımıza alalım biraz. Alalım. Haydi. Hadi getireyim ben onu. Ben bugün burada olmaktan, seninle tanışmaktan, sana bir Kangal hediye etmekten çok mutlu oldum. Öncelikle bize çekim imkanı verdiğin için sonsuz teşekkürler Nurgül. Abi ben teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Sosyal medyadan tanışıyorduk ama evet. yüz yüze tanışmak bugün, tabii ki bugün farklı oldu. Bugün ne nasip oldu. Ben çok memnun oldum. Çok da teşekkür ederim. Estağfurullah. Bu minik için de çok teşekkür ederim. Umarım Zümrüt de senden birlikte güzel zamanlar geçirir. İnşallah. Ben bu videoyu şiddetle yapmak istiyordum. Neden? Bugün senin yaşıtların, hemcinslerin çok daha iyi imkanlara sahipler. İstesen aynı imkanlara sen de sahip olabilirsin. Evet. Ama sen köyde üretmeyi, hayvanlarla bir arada olmayı seçtin. Yani seni buna ne itti? Benim için örnek bir profilsin. Bu anlamda Nurgül Akdoğan neden şehrin merkezinde, Starbucks'ta, Watson's'ta gezmiyor da gününü burada geçiriyor? Diğerlerinden... Farkın ne? Yani diğerleri gibi sıradan olmak istemediğim için, farklı olmak istediğim için diyebilirim. Yani. Evet. Çok evet. iddialı ve net bir cevap oldu. Evet, Anadolu'nun birçok noktasında Nurgül gibi bu Tabii işe ki. Emek veren kardeşlerimiz var, ablalarımız var, teyzelerimiz var. Hatta az önce neneni gördüm. Nenen hala kaç yaşında şu anda bilmiyorum. 76. İneklerin peşinden gidiyordu. Yani bu birazcık da genetik de bir evet, olay bence. Kesinlikle. Annen aynı eforla, özveriyle çalışıyor. Nenen aynı eforla. Sen 3. kuşak olarak bayrağı devralmış Aynen. görüyorsun burada. Aynen, şu anlık öyle. Müthiş bir gündü. Umarım bir gün Zümrüt büyür. Baharda daha uygun bir zamanda geliriz, sürünün başında görev yaparken de onu çekeriz. Ay inşallah. Gönül isterdi bugün evet. koyunların da yanında çekim yapabilelim. Ama Nurgül'ü de günlük işlerinden, rutininden biz uzaklaştırdık video sebebiyle. Olsun. Onu da daha fazla meşgul etmek istemiyorum. Nurgül'ün de bir YouTube kanalı var. Muhakkak bir ortak izleyici kitlemiz vardır. Ama onun dışında kalan kitleyi de şiddetle kanalını takip etmeye davet ediyorum. Köy hayatı konusunda birbirinden güzel içerikler üretiyor. Mümkün olduğunca, elinden geldiğince desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Son olarak senin ilave etmek istediğin bir şey varsa bu videonun da kapanışını sen yap. Abi vallahi çok memnun oldum. Tekrardan çok teşekkür ederim. İnşallah Zümrüt de dediğin gibi sene olur ya ilkbaharda olur. Sürünün başında yeniden bir çekim, yeniden bir burada sizleri ağırlamak isterim. Her zaman kapım açık. Muhakkak merakla bekliyorum. Mesela senden ricam bir 10-15 gün diğerlerinden birazcık daha uzak kalsın. Tamam. Parvo konusundan tam anlamıyla bir emin olalım.
bu süreci atlattıktan sonra videolarında Zümrüt'ün diğerlerinden tanışmasını, onları aralarında kabul edip etmediklerini, eğer şey yaparlarsa, çünkü farklı ve uzaktan geldi ya, evet, ezmeye çalışacaklardır. Benim için onu biraz kolla, tamam mı? Birkaç ay. Yani birazcık daha gücü kuvveti yerine gelsin. O ondan sonra muhakkak karakterini belli etmeye başlayacak. Kesinlikle. Çok da güzel bir karakteri var. Ben zaten Şapşik. Hemen anladım. Hani çok fazla köpekle böyle anladığım bir şey değil. Ama yine de duruşu olsun, şeyi olsun, çok belli ediyor kendini. Onu fark ettim. Değil mi? Evet, yabancı evet, çekmedi. Özgüvenli evet, bir köpek. Evet. Harika. Maşallah. O zaman şöyle el sallayıp güle güle diyelim mi? Allah'a emanet arkadaşlar. Hoşçakalın.